Bugün külliyede kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantı bitiminde kameraların karşısına geçti. NATO liderler zirvesinin perde arkasını anlatırken Türkiye'nin NATO'daki yerine dikkat çekti ve Türkiye tek bloğa sıkıştırılacak bir ülke değildir cümlesini kurdu. ABD'ye terör örgütlerine yardım üzerinden eleştirileri vardı. Gündemine Gazze'yi de aldı. İsrail kalıcı barış için zorlanmalı dedi. İşte öne çıkan sözleri. Türkiye, coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibariyle tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Kabine sonrası verdi önemli mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinin perde arkasını anlatırken Amerika Birleşik Devletleri'ni terör desteği üzerinden bir kez daha eleştirdi. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize bin bir nazla verilen silahlar bakıyorsunuz bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Bunların NATO'nun taşıyıcı kolanı olan ittifak dayanışması ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı açıktır. İsrail'in durdurulması tüm dünyanın huzuru için önemli dedi. NATO zirvesinde altını kalın çizgilerle çizdiği Gazze'de kalıcı barışı bir kez daha dile getirdi. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. Garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Bizi kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin vermeyiz. Erdoğan eski ABD Başkanı Trump'a düzenlenen suikast girişimini de unutmadı. Suikast teşebbüsünü bir kez daha lanetliyor. Sayın Trump'ın kendisine, ailesine ve destekçilerine ülkem ve milletim adına geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanı depremzedelere zedelere de seslendi. Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut dedi. İnşallah 2025 senesi bitmeden önce evine girmeyen hiçbir deprem zede kardeşimizi bırakmayacağız. Şahsımızın ve hükümetimizin bir eli daima deprem bölgesinin üzerindedir. Erdoğan, İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ihmal üzerinden CHP'li belediyelere de yüklendi. Meydanlarda atıp tutanların halktan yetki alınca nasıl çark ettiklerini ise hep beraber görüyoruz. Orada burada gün aşırı miting yaparak kendi beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Erdoğan ekonomik programın olumlu sonuçlarına da dikkat çekti. Hem iş gücü verilerinde hem de 148 milyar doların üzerine çıkan Merkez Bankası rezervlerinde rekor kırıldığını sözlerine ekledi.